Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 2019'un en kral çakma telefonları olduğunu iddia eden iPhone 11 ve Note 10 Plus'ı kapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar telefonlar önümde duruyor. Böyle kutusuyla geldi. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Hani bunları satan yer bunların orijinal olduğunu iddia etmiyor. Onu bir söyleyeyim. Zaten cihazların replik olduğunu söylüyor. Yani anlayacağınız kandırılmadık. Henüz öyle bir şey yok. Ben direkt ürünlere geleyim. İlk olarak şu gördüğünüz iPhone 11'i açacağım arkadaşlar. Şimdi şu kutuyu bir alayım şöyle. Evet şu kutu. Ulan. İçinden bir tane şöyle bir kırılmaz cam çıktı arkadaşlar. Bir tane şarj kablosu. Bir adet Blue Inter. Bak bu çok önemli bir marka. Çakma iPhone 11 Pro'muzun içinden bir de kulaklık çıktı. Yalnız ben bu kulaklığı kulağıma takmam. Bunu saran stres olmuş son anda. Aman burada dolanmışsın ama Allah'ım ya aman. Bu neymiş? Temizlikle ilgili bir şey bu arkadaşlar. Muhtemelen böyle yapıp ekrandaki tozları çektiğini tahmin ediyorum. Kanı silebileceğimiz bezler çıktı. Burada bir de hat çıkarıcı, hatları dağıtıcı ıvır zıvır var. Artık telefona gelmek istiyorum. Bu ne lan? KK6. Ön tarafını da şöyle açalım. Telefon ön kısmına kavuştu. Kameraları böyle çıkıntılı falan yaptı. Yapsalar olacakmış yani ha. Apple logosunu güzel çakmışlar. Bu açılı dursun. Biz şöyle gelelim. Diğer telefonumuza hareketimizi yapıyoruz. Bunun kutu içeriği Apple'dan daha az. Çünkü çakma da olsa iPhone 11 Pro alıyorsunuz ya ondan ekran koruyucu falan da çıkıyor. Bu arada telefonumuz açıldı. Burada enteresan bir durum var arkadaşlar. Telefona henüz hiçbir şey kurmadık. Dil mil hiçbir şey seçmedik. Kendi kendine açıldı. Bu dursun. Bunlar standart artık tekrarlamayacağım. Yalnız Note 10'un içinden de aynı adaptör çıktı. Muhtemelen herkese aynı adaptör gidiyor. Kulaklığımız diğerinden daha dandik. Evet Galaxy Note 10 Plus'ımız burada. Bunu... Anam arı geldi lan. Bu kesin şeylerin arısı ha. Arkadaşlar bir dakika ya. Nasıl bir naylondan telefonun içine girmiş? Kılıfmış o pardon. Evet bundan da bir plastik koruma kılıfı çıktı. Yamuk yapıştırmışlar. Açı veriyoruz. Vallahi ortasına şeyi bile koymuşlar. Dümbürlüğün kamerayı. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Samsung bilmem ne. Designed. Engineered. Her yer mübarek Samsung. Samsung dedim sevgili Samsung'lu arkadaşlarımıza selam. Şunu tükmükle yapıştırmışlar. Çıkmıyor buradan. Çinli tükmüğü geldi elime. Açılıyor. Nokia sesiyle açılan Samsung. iPhone'umuz açıldı. Biz bunu zaten açmıştık arkadaşlar. İlgili videoyu koydum. Şu da Note 10'umuz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ekran kıvrımı var şurada. Şöyle bir kaydıralım şunu da. Evet Note 10'umuz da açıldı. iPhone'umuz da burada. İşte eğer bana soracak olursanız tasarım anlamında iPhone 11 Pro'yu daha iyi çakmışlar. Ama o da şu arka kısımdan kaybediyor. Arkası bayağı kötü olmuş. Ama ön taraftan baktığım zaman iPhone 11'in daha iyi çakıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bir ikisinin kamerasını açalım. Şöyle bir çekelim. Çekti. Şu Note 10 Pro'nun anam bu ne ya? Kötü bir fotoğraf arkadaşlar. Note 10 Plus iPhone 11 Pro'ya göre daha iyi çekmiş. Ama ikisi de çok kötü. En kötünün iyisi diyebiliriz. Şöyle bir ön kameralarına bakalım hemen. Şimdi ikisiyle aynı anda çekiyorum. Çektim. Şu Note 10 Pro. Bayağı kötü. Ya zaten bu arada sürekli takılıyor. Ayarlarına girelim. Ha aynı çirkin çerçeve iPhone 11'de de varmış şurada. 11 Pro 512 GB'miş. Android sürümü 9.0'miş bunun. Sürüm 13.3 bunda. Güya iOS ya öyle düşünün. Şimdi arkadaşlar gelin biraz gerçeklerle yüzleşelim. Yani şunların bir içini açalım. Şununla başlayalım. Bunları evde denemiyorsunuz. Evet şu gördüğünüz yerden altın kural bıçağı kendinize doğru tutmayın. Benim yaptığımı yapmayın. Ekranda tuhaf şeyler oluyor şu an. Allah'ım neden bu işlerde lütfu yok hiç ya. Batarya bu tarafta mı Umut? Umut sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha. Oo ekran açılışına bak. Oradan aksakallı dede gelecek yemin ederim. Şu bağlantıyı dikkatli bir şekilde kesiyorsun. Olur. En az benim kadar dikkatli bir şekilde keserseniz telefonunuz sorunsuz bir şekilde açılır. Yalnız gördüğünüz gibi gerçek kamera burada. Burada herhangi bir kamera yok. Onun yerine burada bildiğiniz bir tane plastik boşluk var. Onu da bir gösterivereyim. Çaklayayım şunu. Nereye gitti o? Gitti ama deliği burada. Bu kadar şakalaşma yeter. Geldik ikinci meselemize. Şurada gördüğünüz üçlü kamera kısmı var ya arkadaşlar. Şimdi bakın gerçeğe bakın. Burada gördüğünüz gibi sadece bir adet kamera var. Onu da hemen size göstermek istiyorum. Telefon akarı kokarı olmayan çakma. Burayı çok dikkatli bir şekilde kesmeniz lazım. Hop şu gerçek kamera. Şunu şuradan çıkarsak. Bak şu bizim işimize yarayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü Note 10 Pro'dan 11 Pro Max yapacağız. Aha çok güzel oldu. Note 10 Plus Pro Max 11 iPhone. Telefonumuzun adı. Şimdi evet bundaki çakmalıkları zaten gösterdik. Şurada gördüğünüz gibi kameralar yok arkadaşlar. Morilla mı las? Evet şunu bir ayıralım şöyle. Sıradaki işlemimiz Note 10 Plus Pro. Karıştı artık isimler. Şuraya odaklanıyoruz.
Ay oğlum. Vallahi bak bir şey diyeceğim. Bunları izleyip de ayak yapıyorsun, numara yapıyorsun demeyin. Gerçekten stresli bir iş. Orada patladı sanıyorum. Benim bir çocuğum var. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Bir dakika, bir güvenlik önlemi almam lazım. Kontrol kalem geldi arkadaşlar. Hani elektrik melektrik bir şey olursa önden bizi uyarsın diye kendisini aldık. Şimdi daha iyi açılsın diye. Hadi lan yürü lan. Niye böyle sesler çıkarıyorum lan? Bak 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 şu nokta. Şundan bir yardım alacağım. Aa, ön ekranına da gireyim. Tamam, güldük bitti dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Aa Umut bak, yine bu da kızarmaya başladı. Dedenin ışığını şuradan görüyor musunuz? Buradan gelecek dede. Aha geldi. Evet. Önce bataryanın yerini test edelim. Batarya burada, rahattayız. Herhangi bir bıçak kullanmamıza gerek kalmadı. Şimdi geldik o siyah noktaya. Vallahi billahi lütfi olaydı şurada. Ya ön kamerasını gösterecektim de yok yani, yok lan. Şu kamera abi. Bu fake olan. Şu da muhtemelen gerçek olan kamera. Gel bakayım buraya. Şuydu ben koparana kadar. Gördüğünüz gibi burada 3 tane kamera var yan yana. Ama burada bir tane gerçek kamera var. O da şu. Gördüğünüz gibi gerçek kameramız burada. Bu ne lan? FBI'nin çipi miydi oğlum? Dış kaplamanın legoluğuna bakın. Bunlar kamera değil. Şimdi arkadaşlar biraz sağlıksal meselelerden bahsedeyim. Şu an gördüğünüz bu replika çakma telefonların içindeki bataryalarda herhangi bir sertifika bulunmuyor. Ne oluyor ya? Niye öttü bu mu? Oğlum patlamalı bomba olmasın bu? Çok kritik bir işlem yapmak zorundayım. Kes! Tim kendi kendine. Evet, bataryamızın bağlantısını kestik. Telefon öttüğü için bir tırstık arkadaşlar. Aynı durum iPhone 11 Pro'nun bataryası için de geçerli. Burada gördüğünüz üzere hemen şuraya da göstereyim. Yani arkadaşlar şunu bir söyleyeyim. Telefonlar kullanım anlamında çok akıcı ve aktif değiller. Bunun haricinde bulunan kameraların da ikişer tanesi en azından fake. Diğerleri çalışmıyor. Kamera performansı da son derece kötü. Peki biz bunlara ne kadar verdik? İkisine toplam kargo dahil 1750 TL para ödedik. Sizlere de tavsiyemiz, hani bu paralara çıkabiliyorsanız hani en azından düşük bir model telefon da olsa Android almanızdan yana olur. Çünkü bu tarz cihazların ne SAR değerleri, ki SAR değeri en önemli meselelerden bir tanesi. Fakat tabii ki de son karar sizindir. Ben olsam tercih etmezdim. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2019'un en kral çakma telefonlarını kapıştırdık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorum bölümünden de belirtebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.